Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Karabağ bölgesinde ilerleyişini sürdürerek, Sarıbaba Tepesi'nin tamamını kontrol altına alırken, bazı yan yollarında kontrolünü sağladı. Azerbaycan ordusu tarafından Ermenilerin Hankendi-Halfeli Tursu yolu ve Hankendi-Kosalar-Mirzaler ve Tursu yollarından Karabağ bölgesine yasa dışı geçiş ile silah sevkiyatlarını bu yolları kontrol ederek önledi. Sarıbaba Dağı'nın bir kısmını kontrol altına alan ve tahkimat çalışmaları başlatan Azerbaycan ordusunun dağın tamamı kontrol altına aldığı belirtildi. Azerbaycan ordusu bölgedeki bazı yan yollarının da kontrolünü sağladığı kaydedildi. Ermeni medyası ise Karabağ'daki ayrılıkçılara dayandırdığı haberde, ayrılıkçı teröristlerin Azerbaycan ordusunun ilerleyişini durdurduğu, önleyici tedbirler alındığı belirtildi. Ermeniler, Azerbaycan ordusunun bölgede sivillere ateş açtığı iddiası da Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yalanlandı. Bakanlık, ordumuzun Adere'de nar bahçelerinde çalışan Ermenilere ateş açtığına dair Ermeni ayrılıkçı teröristler tarafından yayılan bilgi yalandır. Ermenistan'ın periyodik olarak bu tür dezenformasyonları Karabağ topraklarındaki Ermenilerin güvenliğinin tehdit edildiği izlenimini oluşturmak için kullandığı belirtilmelidir denildi. Ayrılıkçılar, sözde Rus barış güçlerinin Azerbaycan ordusu ile müzakerelere başlayarak eski konumlarına çekilmesini istediğini açıkladı. Azerbaycanlı siyaset bilimci Muhammed Asadülazade, Azerbaycan ordusunun hem Ermenistan'a hem de Rusya'ya büyük bir darbe vurduğunu açıkladı. Ermenistan ile barış anlaşmasının Azerbaycan'ın Laçın yolunda bir kontrol noktası kurulmasından sonra mümkün olabileceğini ifade eden uzman, Azerbaycan ordusunun Hankendi çevresinde son başarılı operasyonundan sonra, Ermenistan'dan Karabağ'ın dağlık kısmına gizli askeri kargo nakliyesi durduruldu. Hankendi-Halfeli Tursu yolunun Azerbaycan ordusunun kontrolünü yeniden ele alması da Rusya'yı çaresiz bir duruma soktu. Çünkü Karabağ'da ayrılıkçılığın bekası ile ilgilenen Rusya, bu sayede bölgedeki askeri çatışma durumunu sürdürmektedir. Azerbaycan'ın attığı adımlar Kremlin'in bu sinsi planına aykırıdır. Bu bakımdan son operasyon Rusya'ya olduğu kadar Ermenistan'a da ağır bir darbe olmuştur dedi. Azerbaycan'ın Rusya ile yaptığı görüşmelerde bu konuda herhangi bir taviz vermediğini vurgulayan uzman, çünkü Bakü, Moskova'nın planından haberdardır. Rusya'nın Karabağ Ermenileri ile ilgili planında ayrılıkçı bir Donbas senaryosu var. Bu nedenle Bakü, Kremlin'in arabuluculuğunu reddetmelidir. Rus askeri birliğinin Karabağ'da kalması Ermeni toplumunun Azerbaycan'a yeniden entegrasyonunu engelleyeceğine inanıyorum. Anladığım kadarıyla Azerbaycan ancak Laçın yolunda bir kontrol noktası kurarak Rusya'nın bölücü ve bozguncu faaliyetlerini önleyecektir diye konuştu. Diğer yandan Tebriz Araştırma Enstitüsü uzmanı Bebek Şahit, İran'ın Nahçıvan sınırındaki askeri güçlerini yoğunlaştırmasının öncelikle propaganda amaçlı olduğunu belirtti. İran'ın amacının Ermenileri motive etmek ve yaklaşan savaşta ciddiyetlerini göstermek olduğunu ifade eden Şahit, Nahçıvan Türkiye'nin garantörlüğündedir ve genel olarak Azerbaycan toprakları Şuşa beyannamesi ile Türkiye'nin sorumluluğundadır. İran'ın Nahçıvan'a herhangi bir askeri müdahalesi tartışma konusu olamaz, aksi takdirde Tahran için çok ciddi sonuçları olur dedi. İran'ın Ermenistan'a yapacağı askeri yardımın, Azerbaycan ile olası bir çatışma durumunda doğrudan olmayacağını vurgulayan uzman, İran, olası bir çatışma durumunda Ermenistan'a iki şekilde yardım edebilir. Birincisi, bölgeye Hüseyniyun gibi çeşitli terör örgütlerini gönderebilir. İkincisi, Ermenistan'a silah ve mühimmat sağlayabilir diye konuştu. Ermenistan'ın İran askeri güçlerini resmi olarak Zengezur'a davet etmenin de mümkün olduğunu vurgulayan uzman, şu anda İran ordusu Batı Zengezur'da konuşlanabilir dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 398. gününe girilirken, saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 24 hava, 12 füze ve çok namlulu roket atar sistemleriyle 5 saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Rusya'nın savaş kanun ve adetlerini hiçe saymaya, sivil vatandaşlara karşı terör taktiklerini kullanmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, Rusya tarafından Slovyanskı bölgesine düzenlenen roket saldırısı sonucu sivillerin yaralandığı belirtildi. Herson bölgesindeki Berislav şehrinde Rus saldırısının sivil alana zarar verdiği kaydedildi. Rus ordusunun İran yapımı Şahit 136 insansız hava araçlarıyla 15 saldırı düzenlediği, Ukrayna hava savunma birimleri tarafından 14 insansız hava aracının vurularak düşürüldüğü kaydedildi. Rus ordusunun Limanski, Bahmut, Avdiivka, Marinka ve Marine yönlerinde saldırılara devam ettiği, Ukrayna ordusunun 62 Rus saldırısını püskürttüğü belirtildi. Ukrayna birliklerinin Rus bölgelerine ve hava savunma sistemlerinin konuşlandığı bölgelere 9 saldırı gerçekleştirdiği, 5 insansız hava aracı, 3 kontrol noktası, topçu sistemleri, mühimmat depolarının vurulduğu kaydedildi. Genelkurmay ayrıca Rusya'nın kayıplarını açıklayarak, Rus ordusunun 171.730 askerini kaybettiği, 3.602 tank, 6.966 zırhlı aracın imha edildiği belirtildi. Açıklamada, 2653 topçu sistemi, 525 çok namlulu roket atar sistemi, 277 hava savunma sistemi, 305 uçak, 291 helikopter, 2235 insansız hava aracı, 911 seyir füzesi, 5502 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme planına ilişkin, tüm üye ülkelerin, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasına uyması gerektiğini bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında, nükleer silahlara ilişkin artan gerginliğin endişe verici olduğunu söyledi. Nükleer risklerin çok yüksek olduğunu belirten sözcü, her türlü yanlış hesaplama ya da gerginliği artıracak eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Sözcü, tüm üye ülkelerin, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasına uyması gerekiyor. Antlaşmanın sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri lazım diye konuştu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kom Körbi, gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz ve hala nükleer caydırıcılıkla ilgili stratejik duruşumuzu değiştirmemize neden olacak bir şey görmedik, dedi. Rusya ile İran'ın siber savaş alanında işbirliği geliştirmeyi planladıklarına dair haberlere ilişkin bir soruya Kirby, bu haberlerin endişe verici olduğu yanıtını verdi. Kirby, iki ülke arasında son dönemde derinleşen savunma işbirliklerine dikkati çekerek, siber işbirliği konusundaki gelişmeleri de inceleyeceklerini belirtti. Kremlin sözcüsü Peskov da batılı ülkelerin tepkisinin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme planlarını etkilemeyeceğini söyledi. Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konularla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kremlin sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini geçen hafta bildirdiğini anımsattı. Batılı ülkelerin buna olumsuz tepki verdiğine dikkati çeken Peskov, elbette bu tepki Rusya'nın planlarını etkileyemez dedi. Kuzey akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında geçen yıl meydana gelen patlamalara işaret eden Peskov, veriler, kritik altyapıya yönelik bu büyük çaplı sabotaj ve terör eyleminin arkasında bazı devletler ve özel servislerin olduğunu gösteriyor ifadesini kullandı. Öte yandan Macaristan Ulusal Meclisi Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini onayladı. NATO üyesi 29 ülkenin meclislerinden onay alan Finlandiya, bugün de Macar Meclisi'nden gereken desteği aldı. Macaristan Ulusal Meclisi'nde Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği 6'ya karşı 182 oyla mecliste kabul edildi. Finlandiya'nın NATO'ya üye olabilmek için son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onay alması gerekiyor.